Değerli Reis Ulema, Poštovani Reis Ulema, Sayın Bosna Hersek Başkanlık Konseyi üyesi Sayın Caferović, Poštovani člani predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodine Caferović, Sayın Temsilciler Meclisi, Halklar Meclisi Başkanı Sayın Bakir İzetbegović, Poštovani predsjedavajući Doma naroda Bosne i Hercegovine, gospodine Bakir Izetbegović, Sayın Başbakan Divizdić, Poštovani predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, gospodine Denise Zvizdiću, Sayın Bakanım, Değerli Poštovani Başkanlar, ministre, Sayın Müftüler, Sayın Genel Müdürüm, Načelniče, Muftije, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dragi gosti, sviju vas najsrdačnije pozdravljam. Bosna Hersek, çok kültürlü, çok etnili yapısıyla özel bir ülke. Bosna i Hercegovina sa svojom ovom multietničkom, multikonfesionalnom građom je jedna posebna zemlja. Hoşgörünün ve birlikte yaşamanın temelleri üzerine dayalı yapısıyla hassas konumda olan bir ülke. Ona se nalazi na jednom posebnom mjestu, a ona se oslanja na toleranciju i na zajednički život. Büyükelçiliğimiz ve tüm kurumlarımız Bosna Hersek'te görev yapan temsilciler olarak bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne ve refahına katkı sağlayabilmek için azami çabayı gösteriyoruz. Naša ambasada i sve naše druge institucije koje djeluju ovdje u Bosni i Hercegovini radimo veoma vrijedno i jako puno da bismo doprinijeli miru, zajedništvu u cijeloj Bosni i Hercegovini. Bunu büyük bir heyecanla ve istekle yapıyoruz. I to radimo veoma uzbuđeni i sa velikom željom da to radimo. Zira tarihi, kültürel ve beşeri ilişkilerimiz çok özel ve her zaman en üst seviyede. Jer su naši odnosi i među našim ljudima i naši istorijski odnosi stvarno posebni. Ayrıca biliyoruz ki bu ülkenin istikrarı aynı zamanda bölgenin de istikrarı anlamına geliyor. Ay, to radimo i zato što znamo da je stabilnost ove zemlje stabilnost i cijelog regiona. Bu özel ilişkiler manzumesi Bosna Hersek'in sevincinin sevincimiz, üzüntüsünü üzüntümüz haline getiriyor. I zato vaša radost je naša radost, vaša tuga je naša tuga. 2014 yılında Bosna Hersek'te yaşanan sel felaketinde hiçbir ayrım gözetmeden yardım elini süratle uzatan Türkiye, ortak kültürümüzün güzel örneklerini de canlandırırken aynı iştenlikle ve samimiyetle hareket ediyor. Mi sa istom iskrenošću nastupamo i onda kada recimo 2014. kada je potrebno pomoći od poplava nastradalom stanovništvu kao i kada treba obnoviti kulturno-istorijsko nasljeđe. İşte Alaca Camii, Rebinje Kültür Merkezi, Tokulu Mehmet Paşa Köprüsü, devam eden Riyaset Binası ve bunun gibi daha birçokları hep bu yoğun ve karşılıksız sevginin eserleri. Camija Alaca, Ćuprija, na Drini Ćuprija, Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu, Kulturni centar u Trebinju, zgrada Rijaseta u Sarajevu, vjerujte, grade se ljubavlju. Alaca Camii projesinin gerçekleştirmesine emeği geçen, başta Vakıflar Genel Müdürlüğümüze, bu projede çalışan tüm yetkililere, bu projenin gerçekleştiği ve gerçekleşme sürecinde işbirliğini esirgemeyen Koça Belediyesi'ne ve sakinlerine, yerel makamlara bu işbirliği için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Zato se i ja želim zahvaliti generalnoj Vakufskoj direkciji Republike Turske i svim ostalima koji su u ovom procesu na bilo koji način doprinijeli da se Džamija Alaca opet nađe među nama, a posebno se zahvaljujem vama Foçacima i opštini Foça. Tüm ibadethanelerin kutsal olduğunu ve korunmasının insanlık vazifesi olduğunu unutmamız gerekiyor. Ne smijemo zaboraviti da su sve bogomolje svete i da ih svi moramo čuvati. Bu tarihi caminin yeniden yapımıyla Foça'nın da cazibe merkezi olmasını diliyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Ramazanınız mübarek olsun. I zato vam želim
da ova lijepa džamija cijeloj Foči donese puno hajra, puno radosti, da privuče mnoge putnike u vaš lijepi grad. Neka vam je i mubarek na dolazići Ramazan. Hvala puno, Allah'a emanet olun.